Merhaba arkadaşlar, temel kavramların üçüncü ve son bölümüyle beraberiz. Bu bölümde eğlenceli bir kısma değineceğiz. Nedir o? Tek çift sayılar. Çocukluğumuzda oynadığımız oyundur. Çift mi, tek mi arkadaşlar? Şimdi bunun matematiksel kısmından bahsedelim. Nedir çift sayı arkadaşlar? 2'nin katı olan tam sayılara çift sayı diyoruz. Eksi 6, eksi 4, eksi 2, 0, 2, 4, 6 şeklindeki 2'nin katı olan sayılar neymiş arkadaşlar? Çift sayıymış. O zaman iki en şeklinde enimiz doğal sayı olmak üzere, enimiz tam sayı olmak üzere gösterim neyi verecektir? Çift sayıları verecektir. Peki o zaman tek sayı nedir arkadaşlar? İkiye tam bölünemeyen tam sayılara ne diyoruz? Tek sayı diyoruz. Yani ikiye bölündüğünde bir kalanını veren tam sayılar tek sayıları oluşturmaktadır. Eksi 5, eksi 3, eksi 1, 1, 3, 5 şeklinde genel gösterimi 2n eksi 1 olan sayılar tek sayıları ifade edecektir. Bir tek sayının arkadaşlar tüm kuvvetleri daha doğrusu tüm doğal sayı kuvveti yine bir tek sayı olacaktır. Örnek verelim buna 3'ün birinci kuvveti nedir 3 hatta sıfırıncı kuvveti doğal sayı kuvveti 1 bakın bunlar ne tek bir tek 3'ün ikinci kuvveti 9 nedir? Tek. 3'ün Üçün 3. kuvveti 27 nedir arkadaşlar? Tek. Yani 3 tek bir sayı olduğu için bunun bütün doğal sayı kuvvetleri ne olacaktır? Tek olacaktır. Çift olan bir tam sayının ise pozitif doğal sayı kuvvetleri çifttir. Yani 4 alalım çift sayı olarak. 4'ün 1. kuvveti nedir? 4'tür. Çift. 4'ün karesi 16 nedir? Çift. 4'ün küpü nedir? 64 yine nedir çift. Yalnız dikkat edin burada pozitif doğal sayılar aldık. 4'ün 0. kuvveti 1 olduğu için tektir. Bu çift değil arkadaşlar. O yüzden pozitif doğal sayı kuvvetlerini aldık. Şimdi bunları karıştırabilirsiniz. Ee, hangi çiftin hangi kuvveti neydi? Tekin hangi kuvveti neydi? Şeklinde. Ama kafanız karışırsa hemen şu yola girin arkadaşlar. Tek dendiğinde 1 alın. Çift dendiğinde 2 alın. O zaman 2'nin birinci kuvveti 2, iki, ikinci kuvveti 4, üçüncü kuvveti 8. Baktım hepsi çift. Dolayısıyla çift sayının tüm kuvvetleri çifttir derim. Tek sayının arkadaşlar tabi doğa, pozitif doğal sayı kuvvetleri. Tek sayının bütün kuvvetleri nedir derim? Az önce gösterdiğim gibi tektir deriz. Peki iki teki toplarsak ne olur? Yine dediğim gibi tek deyince bir alalım, çift deyince iki. Bir bir daha ne yapacaktır? 2 çift. 1 eksi 1 ne yapacaktır? 0 nedir? Yine çift. Demek ki iki tek sayıyı toplar veya çıkarırsak sonuç ne oluyormuş? Çift oluyormuş. Yine iki çift sayıyı toplar veya çıkarırsak sonuç tek olur. Ancak tek ve çift sayıyı toplar veya çıkarırsak sonuç tek olmaktadır. Çarpmada ise işler biraz daha farklı. Tek de çifti, çiftle tekti, teki, çiftle çifti çarptığımızda sonuç çift olmaktadır. Sadece Tekle teki çarptığımızda sonuç tek olmaktadır. Bunun dışındaki tüm durumlarda sonuç çift olmaktadır. Bunu da yine tek dediğimizde 1, çift dediğimizde 2 koyarak kendimiz görebiliriz arkadaşlar. Örnek bir aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır diyor arkadaşlar. Bakalım. Çift bir sayının bir kuvveti verilmiş. Nedir bu? Çift, çift bir sayı yine doğal sayı kuvveti, çift. İki çift sayının farkı ne olacaktır? Çift olacaktır. Tekin 8. kuvveti nedir? Tek. Tekin 7. kuvveti nedir? Tek. 2 tekin farkı nedir? Çift. Bizden ne istiyor bu arada? Teki istediği için ikisi de olmaz. Peki 8 faktöriyel nedir arkadaşlar? Faktöriyel kavramını da hatırlayın. Sadece 0 faktöriyel 1 olduğu için tekti. Bir faktöriyel de 1 olduğu için tekti. Bunun dışındaki bütün faktöriyel ifadeleri neydi? çift sayıydı arkadaşlar. O zaman 8 faktöriyel ne olacaktır? Çift olacaktır. Niye böyle? Çünkü içerisinde çarpan olarak 2 bulunmakta. Yine 7 faktöriyelin içerisinde de 2 bulunduğu için çift olur. Farkı ne olacaktır? Çift olacaktır. Peki 15 faktöriyel ne olur? İçinde 2 olduğu için çift. 0 faktöriyel ne olur? Arkadaşlar ne olur? Aman dikkat. Burada 1 olduğu için tek olacaktır. Toplarsam ne gelecek? Tek gelecektir. A ve B birer tam sayı olmak üzere sayılarından ikisinin tek sayı birinin ise çift sayı olduğu biliniyormuş arkadaşlar. Buna göre hangileri bir çift sayıdır demiş. Baktığımda A artı 5B 3 artı 2B ifadeleri var burada. Burada B'nin kat sayısı olan 5 ile A'nın kat sayısı olan 3'ün çiftlik teknik yönüyle A ve B'ye bir etkileri yok arkadaşlar. Tek katsayı olduğu için B çiftse 5 5B de çift. B tek 5B de tektir. 5'in burada bir etkisi yok. O zaman ne görüyoruz? Bu iki sayının ikisini de A artı B çiftlik teklik yönüyle belirlemektedir. O zaman iki tanesi tek sayı olduğuna göre bu iki sayı ne olmak zorunda? Tek olmak zorunda. Biri tekse diğeri de tektir. O zaman ne gördük? 2 artı 3B de çift oldu arkadaşlar. 2 artı 3B çiftse 2A zaten çift. 3B ne olmak zorunda? Çift. B de buradan ne olmak zorunda? Çift olmak zorunda. Peki B çiftse şurada 3 artı B tekti arkadaşlar. B de çift. Çiftle neyi toplarsak tek olur. Çiftle teki toplarsak tek olur. Yani A da buradan ne geldi? Tek geldi. A tek B çiftse toplamları ne olur? Tekle çiftin, çiftin toplamı tek olacaktır. Bir aradığımız cevabı vermeyecek. 2 ise 2 artı B demiş. A tek 2A çift olacak. B de çift. Toplamı ne gelecek buradan? Çift gelecek. A ile B'nin çarpımı ne olur? Çiftle tekin çarpımı çift olacaktır. Buradan 3 de doğru. Aradığımız cevap E şıkkı gelecektir. Arkadaşlar 3, 5, 7, 9, 9, 11, 13, 15 tek sayılarını çarpıyorum. Bunların sonucu nasıl bir sayıdır? Bunların sonucu tek sayıdır arkadaşlar. Yani bir çarpımın sonucu tek ise, içerisindeki bütün terimler ya da bütün elemanlar nedir? Tek sayı olmak zorundadır. Peki bunun içerisine bir tane çift atarsam ne olur? 3 5 7 9 11 13 15 sayısına çarpımına bir tane çift atarsam ne olacaktır sonuç? Çift olacaktır. İki hepsini bozdu arkadaşlar. Yoldan çıkardı. Tek de bunlar ne oldular? Çift oldular. O zaman ne söyleyebiliriz? Bir çarpımın sonucu çift ise en az bir tane ne vardır? Çift sayı vardır diyebiliriz. 2018 TET sorusu. Ne diyor? A çarpı B artı C tek sayıya eşitmiş. O zaman ne söyleyebiliriz? Buradaki A sayımız tek sayı. B artı C sayımız nedir? Tek sayı. Buna göre B artı C tek ise arkadaşlar A'nın tek olduğunu biliyorum kesinlikle. Ancak B tek ise C çift B çift ise C nedir? Tektir. Böyle bir zıt durum var. Buna göre hangileri her zaman tek sayı eşittir? A üzeri B nedir? A üzeri B. A üzeri B. A'mız tek sayıydı. A üzeri B ne olacaktır? tek sayı olacaktır. Bununla C'yi toplarsak ne olur? C'nin ne olduğunu net olarak bilmiyoruz. Sadece B'ye bağlı olarak biliyoruz. O yüzden bunun hakkında net bir yorum yapamam arkadaşlar. B üzeri C diyor. B üzeri C. B tek de olabilir, çift de olabilir. Dolayısıyla B üzeri C de e, B'nin durumuna göre değişecektir. Burada da net bir fikir yok. 3'e bakalım. C üzeri A artı B diyor arkadaşlar. Dikkat edin. Bu defa eğer B'miz tek ise C üzeri A ne olacaktır? Çift. Eğer B'miz çift ise C üzeri A ne olacaktır? Tek. Her iki durumda da bu iki sayı topladığımızda sonuç ne olacaktır? Tek olacaktır. Bizden de bunu istiyordu. Cevabımız yalnız 3 olacaktır. 2016 YGS sorusu. X, Y ve Z birer tam sayı olmak üzere. X çarpı Y çift sayıdır diyor. X ve Y çift, X çarpı Y çift ise x veya y'den en az bir tanesi çift olmak zorunda. Bunu biraz bekletelim. x artı z toplamı tekmiş. x artı z tek ise eğer x'imiz çift ise z tek, x tek ise z ne olacaktır? Çift olacaktır. Böylece ne olacaktır? Toplamı tek olacaktır. Y artı Z de tektir diyor arkadaşlar. O zaman Z tek ise Y çift. Z çift ise Y ne olacaktır? tek olacaktır. İlkine bir daha dönelim. X çarpı Y ne diyor? Çift diyor. Alttaki seçeneğe baktığımızda tekle tekin çarpımı tektir. Üsttekinde ise çiftle çiftin çarpımı çifttir. Alttaki olamaz. Demek ki doğru seçenek üstteki arkadaşlar. O zaman X için ne söyleyebiliriz? Çifttir. Tek demiş yanlış. Y çifttir. Z ise tektir. 2 ve 3 doğru cevap. Örnek 5. A, B, C birer tam sayı. Şöyle eşitlik verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur diyor. 4'ü karşıya attım arkadaşlar. 4 C 2. A kare artı A artı B şeklinde A'yı da karenin yanına getirdim. A kare artı A ifadesine baktığımda A parantezini alırsam ne olacaktır? A artı 1 artı B eşittir. 4 çarpı C eksi 2 olacak. C eksi 2'nin 4 katı alınmış. Yani çift katı alınmış. Bu çarpım ne olacaktır? çift olacaktır. Peki a ile a artı 1'in çarpımı ne olacaktır? Bir tam sayıyla bir fazlasının çarpımı her zaman çift sayıdır. Örnek mi istersiniz? 2 ile 3'ün çarpımı 6 çift. 3 ile 4'ün çarpımı 12 çift. 4 ile 5'in çarpımı 20 çift arkadaşlar. Her zaman bir tam sayıyla bir fazlasının çarpımı çift olacak. Bir çift sayıyla B sayısını toplayınca ne oluyormuş? çift oluyormuş. O zaman B sayısı için ne söyleyebiliriz? O da çift bir sayıdır. Demek ki E şıkkı doğru seçenek. Pozitif ve negatif sayılar. Sıfırdan büyük olan sayılara ne diyoruz? Pozitif sayılar ve artı işaretiyle gösteriyoruz. Bazen de işaret koymuyoruz. Sıfırdan küçük olan sayılara ise negatif sayılar denir. Önüne şu işaret yani eksi işareti konulur arkadaşlar. Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir. Örneğin 2'nin 3. kuvveti nedir? 8 nasıl bir sonuç? Pozitif artı 8 yapar. 2'nin 4. kuvveti nedir? Artı 16. 2'nin eksi 1. kuvveti 1 bölü 2. Bakın yine artı. 2'nin eksi 2. kuvveti ne olur? 1 bölü 4. Yani artı bir sonuç olur. Kısa pozitif bir sayının negatif olsun, pozitif olsun bütün kuvvetleri hatta sıfırıncı kuvvetine de bakalım. 2'nin sıfırıncı kuvveti yine nedir? Artıdır. Bütün kuvvetleri ne oldu? Pozitif oldu. Peki negatif sayıların nasıl durum? Negatif sayılarda tek sayı kuvvetleri negatif, çift sayı kuvvetleri pozitiftir. Örneğin eksi 2 sayısını alalım. Eksi 2'nin ikinci kuvvetini aldığımda bu eksi 2 çarpı eksi 2 demektir. Eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı ne olur? Artı 4 olur. Yani negatif bir sayının çift kuvvetini alırsam pozitif oldu. Aynı eksi 2'nin tek kuvvetini alalım. Üçüncü kuvvetini. Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2. Bu da ne yapacaktır? eksi 8 bakın negatif oldu. Demek ki negatif sayılarda tek kuvvet alınırsa sonuç negatif oluyormuş. 2018 TYT sorusu ifadelerindeki boş kutuların içine toplam çarpma sembolleri hangi sırayla yerleştirilirse 3 işlemin sonucu da aynı sayıya eşit olur diyor. Bunları tek tek deneyerek gideceğiz arkadaşlar. A, B, C şıklarını tek tek yerine yazacağız. C yazalım. Eksi koyarsak. Şuraya çarpı koyarsak. Buraya da artı koyarsak. Bakalım aynı mı oluyor? Eksi 2 eksi 2 ne oldu? Eksi 4. 2 çarpı eksi 2 ne oldu? Eksi 4. Eksi 2 artı eksi 2 ne oldu? Eksi 4. Bakın 3'ü de aynı çıktı. Demek ki C şıkkı doğru cevap. Diğerlerine baktığımızda eşit olmadığını göreceğiz. Sayıların kuvvetleri ile ilgili şöyle bir yorum yapabiliriz. Bütün sayıların çift kuvvetleri pozitiftir. Sayıların tek kuvvetlerinin işareti ile sayıların işareti aynıdır. Yani sayımız negatifse tek kuvveti de negatif. Sayımız pozitifse tek kuvveti de pozitif. 7 örneğe bakalım. X'ye Z birer. X üzeri 5 çarpı Y üzeri 8 pozitif diyor. Sonucu pozitifmiş. Y üzeri 8 demiş arkadaşlar. Y'nin çift kuvveti her zaman pozitif olmak zorundadır. Yani burada y'miz artı da olabilir, eksi de olabilir. Hiç önemli değil. 8. kuvveti yani çift kuvveti alınmışsa ne olmak zorunda? Pozitif olmak zorunda. O zaman şu soruyu soracağız. Hangi işaretle artıyı çarparsak artı yapar? Neyi? Artıyı çarparsak artıyla sonuç artı olacaktır. Yani x üzeri 5 pozitif bir sayıdır. x üzeri 5 pozitifse x de nasıl bir sayıdır? Pozitif bir sayıdır. Çünkü sayı pozitifse tek kuvveti de pozitif olmak zorundadır. Peki x'imiz pozitif bir sayı. Z üzeri 9 ile çarpılmış negatif olmuş arkadaşlar. O zaman z üzeri 9 ne olmak zorunda? Negatif olmak zorunda. Z'nin 9. kuvveti negatifse z ne olacaktır? Negatif olacaktır. Peki z negatif 11. kuvvetle negatif. Z ile Y'nin çarpımı da negatif. Sıfırdan küçükmüş. O zaman Y e ne olmak zorunda? Y de pozitif olmak zorunda. O zaman işaretlerimiz sırasıyla artı artı eksi olacaktır. 2020 AYT sorusu. ABC gerçel sayıları için şöyle bir eşitsizlik verilmiş. Buna göre ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur demiş arkadaşlar. Baktığımda C'nin sıfırdan büyük olduğunu görüyorum. C pozitif arkadaşlar. Ayrıca ne olduğunu görüyorum şurada. A eksi B sıfırdan küçük. B'yi sağ atarsam B büyük A olduğunu görüyorum. Peki başka ne gördük? C eksi B C'den büyükmüş arkadaşlar. Buradan C'ler birbirini götürürse eksi B büyük sıfır. Eksi ile çarparsam B'nin de sıfırdan küçük olduğunu gördük. Yani B'de ne oluyor buradan? Negatif oluyor. Bu arada B A'dan büyük olduğu için A'da ne olacaktır? negatif olacaktır. ABC'nin 3'ünün çarpımı ne gelecek buradan? Eksi ile eksinin çarpımı artı, artı ile artının çarpımı artıdan artı gelecektir. Ee, bize de bunu söylemiş zaten. A ile C'nin toplamı demiş. A ile C'den mutlak değerci hangisinin daha büyük olduğunu bilmiyorum. O yüzden toplamının pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu söyleyemem arkadaşlar. B'yi bilmem sonucu değiştirmiyor. 3'e baktığımda B eksi A demiş. B büyük A küçük. Büyükten küçük çıkarsa her zaman pozitif olur. C de pozitifti zaten. O zaman toplamı ne olacaktır? İki pozitif sayının sıfırdan büyük olacaktır, yani pozitif olacaktır. 3 de doğru geldi. Cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Ardışık sayılar ardarda gelen sayılara ardışık sayılar diyoruz arkadaşlar. Ardarda gelen tam sayılar 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 şeklinde birbirini takip eden sayılar. Artışık tek sayılarda yine eksi 5, eksi 3, eksi 1, 1, 3, 5, 7 şeklinde birbirini takip eden tek sayılardır. Yine artışık çift sayılarda birbirini takip eden eksi 2, 0, 2, 4 gibi çift olan sayılara da nasıl sayılar diyoruz? Artışık çift sayılar diyoruz. Örnek 9, x, y, z artışık çift sayılarmış arkadaşlar. x en küçük, y ortanca, z de en büyükmüş. x'imiz x olsun, y ne olur? X'ten daha büyük olduğuna göre ve ardışık çift olduğuna göre iki fazlası olacaktır. Peki Z ne olacaktır? Y'nin iki fazlası X artı 4 olacaktır. Buna göre yerlerine yazalım arkadaşlar. Y'nin yerine ne yazacağız? Y'nin yerine X artı 2 artı 2 çarpı Z'nin yerine ne yazacağız? X artı 4. Eksi X'in yerine X yazdık zaten eşittir 22'miş arkadaşlar. Burayı dağıtırsak ne olacaktır? 3x artı 6 artı 2x artı 8 eksi 4x eşittir 22. 3x 2x daha 5x 4x çıktı x kaldı. 6 8 daha 14 eşittir 22'den x ne gelecektir? 8 gelecektir. 2014 YGS sorusu. 3 tane sayı küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Ardışık 3 tam sayıymış arkadaşlar. A ile B'nin toplamı nedir diyor. Baktım A bölü 5, B bölü A, A bölü 3. Şurada bir bilinmeyen var. A bölü 5'te. A bölü 5'in kaç fazlası A bölü 3 yapar? 2 fazlası arkadaşlar. O zaman A bölü 5 artı 2 nedir? A bölü 3'tür. Payda eşitlersek hemen kaçta eşitlenir? 15'te şunu 3 bunu 15'te, bunu da 5 ile çarpalım. Şurası 3 a artı 30. Payda yattım direkt arkadaşlar. 5A. Buradan da 2A 30. A ne gelecektir? 15 olarak gelecektir. Yerine yazalım 15'i. 15 bölü 5 3. B bölü 15. Diğeri de 15 bölü 3 5 olacaktır. Bunlar ardışık tam sayılardı. 3 ne 5 sıralaması? 3, 4, 5 sıralaması arkadaşlar. B bölü 15 4 ise B ne olur buradan? 60 olmalı. 60 bölü 15 4 yapacaktır. A 15 B'de 60 olduğuna göre bizden ne istiyor? 15 60 daha kaç eder diyor. Tabii ki de 75 eder. Ardışık 9 doğal sayının toplamı 144 olduğuna göre bu sayıların ortancası ile en küçük olanını bulunuz diyor arkadaşlar. Şöyle bir ilkokul mantığıyla çözelim bu soruyu. İlkokulda şöyle bir e, olay görmüştük. Ardışık olarak gelen doğal sayıların toplamını bulurken ortanca ile, ortanca ile, ortanca ile terim sayısını çarpmıştık. Toplam eşittir ortanca terim ile terim sayısını çarpmıştık kelimeler isimler böyle olmayabilir ancak uygulama bu şekildeydi. Şimdi arkadaşlar kaç tane doğal sayımız var? 9 tane doğal sayımız var. Terim sayımız 9. Toplamı neymiş? 144'müş. Ortanca sayımız da x olsun. Yani 144'ü 9'a böldüğümüzde neyi bulacağız? Ortancayı bulacağız. Tabii x'i kullanmıyorduk o zamanlar. 144'ü 9'a bölersek ortancayı ne bulduk arkadaşlar? 16 olarak bulduk. 16 ortadaki terimimiz. Önüne 4 tane sayı dizersek 14 13 12. Bu dizinin ilk 4 terimini bulduk. Sonrasına da 4 tane sayı dizersek 19 20. Sonraki 4 sayıyı bulduk. Toplam 9 sayılık dizimiz bu. Ortancasını bulmuştuk 16. En küçüğünü soruyormuş bir de. O da ne olur arkadaşlar? 12 olacaktır. 2017 örnek TYT sorusu bir tane süsleme verilmiş arkadaşlar. Bu tarz süslemelerde şeklin nasıl kendini tekrar ettiğini bulmanız çok önemli arkadaşlar. Şöyle baktığımda bir siyah, iki beyaz siyah, 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 iki beyaz. Baktığımda bir siyah, iki beyaz siyah. Şunu tekrar oldu. Baktım siyah, siyah, iki beyaz. Siyah, iki beyaz. Şunu tekrar etti arkadaşlar. Şuradan kestiğimde, kestiğimde ne yaptım? kendini tekrar eden şekilleri buldum arkadaşlar. Peki bir tanesini inceleyelim. Ne var bir tanesinde? 4 tane siyah, 4 tane beyaz var. 4 siyah, 4 beyaz. Buna bir grup diyelim arkadaşlar bir grup ya da bir paket de diyebiliriz. Peki bu şekilde kaç grup var? Onu bulmam lazım arkadaşlar. Toplam kaç kare varmış? 37 tane siyah kare varmış. Bir grupta 4 siyah varsa 37 siyah olabilmesi için kaç grup olması gerekir? Eğer 9 grup varsa 4 kere 9 36 siyah 36 da beyaz olacaktır arkadaşlar. Ama elimizde ne var diyor? 37 siyah var diyor. Demek ki artı bir tane daha siyah var. Yani şu yuvarlak en sonunda bir tane fazladan duruyor. O anlama geliyor. O halde durum nedir? Elimizde 37 tane siyah, 36 tane beyaz var demektir. Cevabımız B olacaktır. 2017 LSE sorusu. X bölü Y, X eksi Y, X sayıları küçükten büyüğe doğru sıralanmış ardışık. 3 çift tam sayı çiftmiş arkadaşlar. Buna göre x artı y nedir diyor. O halde x eksi y'nin 2 fazlası neye eşittir? x'e eşittir. Buradan x'ler birbirini götürürse y ne geldi? 2 olarak geldi. Yerine yazalım 2'yi. Şurası 2. Burası 2. x bölü 2'nin de 2 fazlası neye eşit? x eksi 2'ye. x bölü 2 artı 2 eşittir. x eksi 2. 2'yi karşıya atarsam x bölü 2 eşittir x eksi 4. 2'yi de çarpan olarak gönderirsem 2 x eksi 8 eşittir x'tir. x'i buraya attım. x8'i buraya karşıya gönderdim. Artı 8 oldu. x'i de buradan ne buldum? 8 olarak buldum. y2 x8 buldum. Toplamı ne olacaktır? 10 olacaktır. 2000 lise sorusu. Bir sokakta karşılıklı evler varmış arkadaşlar. Bir taraftaki evler tek numaralıymış. Diğer taraftaki evler çift numaralıymış. Ne diyor? A eksi B 15 ise C ve D evlerinin numaraları farkı C eksi D nedir diyor. Şimdi bunlar tek sayılardı. Şuna ben x dersem tek sayı olduğu için 2 fazlası x artı 2. 2 fazlası x artı 4. Sanki 2 2 artınca çift sayıymış gibi aklınıza gelebilir. Ama x'imiz örneğin 7 ise 2 fazlası 9. 2 fazla onun da 2 fazlası 11 olacaktır. 7 9 11 şeklinde 2 2 artacaktır. B sayısına da y diyelim. Yanındaki ne olur? y artı 2, y artı 4. D sayısı da ne olacaktır? y artı 6 olacaktır. Bizden önce ne vermiş? Ne istiyor? A eksi b 15 ise, a eksi b 15 ise, x eksi y için ne söyleyebilirim? 15 diyebilirim. Bizden ne istiyor? C eksi d nedir diyor. Onu da bulalım. C eksi d C'miz ne? X artı 2. D'miz ne? Y artı 6. Çıkarırsak bunun ne olduğunu soruyor bize. Düzenlersek x eksi y eksi 4 yapacak. x eksi y'yi ne olarak vermiş bana? 15 olarak vermiş. 15'ten 4 çıkarırsak cevap ne olacaktır? 11 olarak gelecektir. Artışık sayıların terim sayısı ve toplamı. Terim sayısını şu şekilde buluyoruz arkadaşlar. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı ya da ortak fark artı 1. Bu şekilde neyi buluyoruz? Terim sayısını buluyoruz. Peki bir dizideki terimlerin tamamının toplamını nasıl buluyoruz? Bunu şu şekilde buluyoruz arkadaşlar. İlk terim artı son terim bölü 2. Buna biz ortanca terim diyoruz. Ortanca ya da e, ilk terim ve son terimin ortalaması da diyebiliriz. Ortanca terimde terim sayısını çarptığım bize neyi verecektir arkadaşlar? Artışık toplamı verecektir. 6'nın katı olan en çok iki basamaklı kaç farklı doğal sayı vardır diyor. 6'nın katı olacak. Nereyle başlarız doğal sayılarda? sıfırla 0 ve 6'nın katı mıdır? Evet, 6'nın 0 katıdır. Sonra 6, 12, 18 nereye kadar gider? 6 kere 16 96'ya kadar gider. Burada kaç tane doğal sayı vardır diyor. Yani bize terim sayısını soruyor. Son terim neydi? 96. İlk terim 0. Bölü kaç kaç artmış arkadaşlar? 6 6 artmış artı 1. 96'yı 6'ya bölersek ne gelir? 16. Bir fazlası ne olacaktır? 17 olacaktır. Burada birkaç pratik kural vereceğim arkadaşlar. Bunları ezberlemek zorunda değilsiniz. Az önce gördüğümüz yöntemde bunları tek tek kendinizde elde edebilirsiniz. Ancak hız açısından bunları bilmenizde fayda var. Nedir bu? 1, 2, 3, ene ne kadar sayıların toplamı n çarpı bir fazlası n artı 1 bölü 2'dir. Yine 1, 3, 5, 7 şeklinde 2n-1'e kadar giden tek sayıların toplamı n kareyle bulunur. 2, 4, 6, 8, 2'ye ne kadar giden çift sayıların toplamı da n ile n artı 1'in çarpımıyla bulunur. Tekrar söylüyorum bunları biraz önce gördüğümüz terim sayısı ve terim toplamı yöntemleriyle bulabilirsiniz. Bu kısıma değinmişken bunu bulan büyük zat-ı muhteremden bahsetmeden geçmeyeyim arkadaşlar. Kim o? Gavus. Gavus. Gelmiş geçmiş en büyük matematikçi kabul edilir arkadaşlar. Kendisine matematiğin prensi denir. Onun keşfi 8 yaşında olmuştur. 8 yaşındayken tembel bir öğretmene denk düşmüş maalesef. Öğretmeni çocuklar bir şeylerle meşgul olsun düşüncesiyle diyormuş ki çocuklara birden 20'ye kadar sayıları toplayın. Birden 40'a, 50'ye kadar sayıları toplayın. İşte bir gün gelmiş yine rahat rahat kahvemi mi içeyim düşüncesiyle birden 100'e kadar sayıları toplayın demiş çocuklara. Çocuklar da harıları toplamaya başlamışlar. Öğretmen de rahat rahat kahvesini içerken bir de bakıyor arka tarafta bir tane yaramaz soruları çözmüyor. O toplamayı yapmıyor. Bir şeylerle uğraşıyor. Gidiyor yanına bakıyor. Gavus ne yapıyorsun oğlum sen diyor. Oyun oynuyorum öğretmenim. Sen niye toplamıyorsun deyince topladım öğretmenim diyor. Tabi öğretmen inanmıyor. Göster bakayım nasıl topladın. Anlatıyor. Diyor ki birden diyor 100'e kadar sayıları yazdım diyor. Şöyle 99 100 yazdım. Sonra diyor bu sayıları tersten yazdım diyor. Yani 100 99 98 şeklinde artı 2 1 şeklinde tersten yazdım. Bunları diyor taraf tarafa topladığımda 101 yaptıklarını gördüm. Bakın 1 ile 100'ü topluyoruz. 101 2 ile 99'u topluyorum. 101. 3 ile 98. 101. 100 ile 1. 101. 99 ile 2. Yine ne yapıyor arkadaşlar? 101. Hepsini 101 yaptığını gördüm öğretmenim diyor. Burada diyor 100 tane 101 var. Yani bunların hepsini ben toplamak istersem 100 çarpı 101 eder. Ancak diyor her sayıyı 2 kez aldım. Bakın bir 100 burada aldım. Bir 100 burada. 99, 99, 98, 98, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Dolayısıyla bu toplamı 2'ye bölmem gerektiriyor. 102'ye bölünce 50 kaldı. 50 ile de 101'i çarpınca 5050 oldu diyor. Ve 30 saniyede soruyu çözüyor. Bunu gören öğretmen küçük dilini yutacak gibi oluyor. Çünkü o döneme kadar böyle bir şey yok. Bu çocuğu hemen Kraliyet Akademisi'ne gönderiyor. Yeteneği değerlensin mi diye. Hayır arkadaşlar rahat rahat kahvesini içmek için. Oraya göndermekle tabi büyük bir iyilik yapıyor insanla Gelmiş geçmiş en büyük matematikçiyi bu şekilde kazanmış oluyoruz. Bu kuralları ortanca terimle terim sayısı yöntemiyle de bulabiliriz arkadaşlar. Bakın şurada ortanca terim nedir? İlk terim artı son terim bölü 2. N artı 1 bölü 2. Bu ortanca terim. Ya da ortalama diyebiliriz. Bununla kaç tane terim var burada? N tane çarparsak. Bakın ne geldi? N çarpı N artı 1 bölü 2 geldi. Aynı olayı ikinciye uygulayalım. Birden 2N-1'e kadar kaç terim var? N tane terim var burada arkadaşlar. Terim sayısı N. Ortadaki ne? 2N-1 ile 1'i toplayın. 2N. Yarısı N yapar. N çarpı N ne yapacaktır? N kare yapacaktır. Yine çift sayılarda da aynı olayı yapabiliriz. Burada var. 2 gitmiş. 2'ye ne kadar? En tane terim var. En tane arkadaşlar ortanca terim ne? 2 n artı 2 bölü 2. Bu da ne yapar? n artı 1. Buradan ne gelir? n çarpı n artı 1 gelir. Yani bu ve buna benzer kuralları kendiniz de türetebilirsiniz arkadaşlar. Ne diyor? 1'den p'ye kadar olan ardışık terim sayılarının toplamı 121'miş arkadaşlar o halde P kaçtır diyor arkadaşlar. Ortanca terim ne olur? 1 artı P bölü 2 olur. Bunun karesi de neyi veriyordu? Toplamını veriyordu. 121. Buradan 1 artı P bölü 2 neyi verecektir? 11'i. 2'ye attım karşıya 22. 1 çıkarırsam P'yi ne buldum? 21 olarak buldum. Örnek 17. A sayısının toplamının her bir terimin birinci çarpanı 1 ikinci çarpanı 2 artırılırsa 1 çarpı 3 ifadesinde 1'i 1 artırdım 2, 3'ü 2 artırdım 5. 2 çarpı 5 ifadesinde 2, 3 oldu 1 arttı, 5, 7 oldu 2 arttı. Bu şekilde devam ediyor. 19 çarpı 39 ifadesinde 19, 20 oluyor. 39 da 41. Bundan bir önceki terimde 19'a 39 oluyor arkadaşlar. Peki A ifadesini son toplamdan çıkaralım diyor arkadaşlar. Sonuç ne olur? Baktığımızda 2, 5, 3, 7 şu ifadelerin birbirini götürdüğünü görüyorum. Aradakiler de birbirini götürecek. Ne kalacak burada? 20 çarpı 41 kalacak. Burada ne kaldı? 1 çarpı 3 kaldı. Burası da ne yaptı? 41'in 2 katı 82. 820 yaptı. Şu da 3 yaptı. Çıkarırsak sonuç ne olur? 817 olacaktır. İlk 5 basamağı yukarıda verilen sayı piramidinde tüm sayılar çiftmiş arkadaşlar. Sıfırdan başlayarak soldan sağa yukarıdan aşağı artıyormuş. Buna göre 228 sayısı piramidin kaçıncı basamağındadır diyor arkadaşlar. Baktığımızda birinci basamakta bir tane sayı var. ikinci basamakta iki tane. Üçüncü basamakta üç. 4. basamakta 4, 5. basamakta 5 tane sayı var arkadaşlar. Bu sayılar çift çift artıyorlar. O zaman 228'i ben 2'ye böleyim arkadaşlar. Ne gelir? 114 tane sayı varmış. Aradığımız sayıya kadar arkadaşlar. Peki burada 10. basamağa kadar inmiş olalım. Toplam kaç sayı ol sayı olmuş olur? 10 çarpı 11 bölü 2'den 5 kere 11 55 olmuş olur. Peki 11 olursa 66, 12, 78, 13, 81, 91, 14, 95, 105. Şurası 105 yaptı. Peki 15 ne yapar? 120 yaptı arkadaşlar. Bize sordu 228, 114 tane sayıdan oluşuyordu. O da 105 ile 120'nin arasında yani 15. satırda arkadaşlar. Yani 15. basamakta. 2010 YGS sorusu Yukarıdaki şekilde tamamı eş kare motiflerle işlenmiş masa örtüsü varmış arkadaşlar Ne diyor? Kenardaki renkli kısımlar içi dolu kabul ediliyor. İçerideki beyaz kısımlarda içi boş kabul ediliyor. Ne diyor? Dolu karelerin sayısı 21 renkli olanlar 21 ise boş karelerin sayısı ne olur diyor? En alttaki satırda şuna birinci satır diyelim arkadaşlar bir tane kare var. Bir üstündekinde kaç tane var? İki tane dolu ve onun üstündeki her satırda ikişer tane dolu kare olduğunu görüyorum arkadaşlar. 21'den o tek olan bir tanesini çıkarırsam 20 tane dolu olur. Bunu da ikiye bölersem demek ki 10 tane satır varmış. Bunu buldum arkadaşlar. Yukarıya doğru en alttakini saymazsam kaç satır varmış? 10 satır varmış. Peki, içerideki boş olan karelere bakıyorum. Ne göreyim bir de? 1, 3, 5, 7 şeklinde tek sayılar olduğunu görüyorum arkadaşlar. 1, 3, 5 şeklinde bu e, tek sayıların toplamını istiyor. Bunlardan kaç tane var? 10 tane var arkadaşlar. 10 satır olduğu için 10 tane var. Bu terimlerin toplamını nasıl buluyorduk? Terim sayısının karesiydi. Yani cevabımız 10'un karesi ne olacaktır? 100 olacaktır. Doğru cevabımız C şıkkında. Düzgün çokgenler eşit bölmelere ayrılarak her bölmeye çokgenin kenar sayısının en küçük pozitif tam sayı katları birer kez yazılıyor. Dörtgen dört bölmeye ayrılıyor. Beşgen beş bölmeye. Yani her çokken kenar sayısı kadar bölmeye ayrılıyor. İçine yazılan sayılar dördün katları. Bunu dört parantezine alırsam arkadaşlar ne olur? Bir, iki, üç, 4 olur. Bakın beşgen içinde 5 beş parantezini alırsam 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 parantezin de sayısı parantezinde birden kenar sayısına kadar yazıyorum. Bir düzgün çokgen kenar sayısı kadar eş bölmeye ayrılıyor. En bölmeli olsun. En. Birden nereye kadar ayrılıyor? 3, 4, N e ne kadar ayrılıyor? Ne diyor? Bu kurala uygun şekilde yazılıyor. Yazılan sayıların toplamı 550 imiş. Yani şunların toplamı neymiş? 550. Buna göre eni bulunuz diyor arkadaşlar. Birden ene kadar sayıların toplamı nasıl bulunuyordu? N çarpı n artı 1 bölü 2 idi arkadaşlar. 550'yi de çarpanlara ayıralım. Nedir? 55 çarpı 10. 55'i de 5 çarpı 11 şeklinde düşünelim. Ne olur? Ee, 5 çarpı 10 çarpı 11 şeklinde düşünebiliriz. Paydadaki 2'yi de karşıya atarsak ne olur? n çarpı n çarpı n artı 1 eşit. 2 attım. 10, 10, 11 oldu arkadaşlar. Buradan n için ne söyleyebiliriz? 10, 10, 11 ise elimizin 10 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Daha önce bakmış olduğunuz ödev testi sorularının çözümüne geçiyorum arkadaşlar. A çift sayıymış. A'mız çiftmiş. B tek sayı. B'miz tek. İse aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır diyor. Çiftle tekin çarpımı ne olacaktır? Çift olacaktır. Bizden teki istiyor. A'mız çiftti. 2B'miz tekin iki katı ne olacaktır? Çift olacaktır. Toplarsak yine çift olacak burası da. Bu da olmadı arkadaşlar. Bizden teki istiyordu. A çiftti. B tekti. Tekle birin toplamı, tekin toplamı ne olacaktır? Çift. Çiftle çiftin toplamı çift olacaktır. A çiftti. B tek. Çiftle tekin farkı tek olacak. 3 de tek olduğu için bunları toplarsak ne olacak? Sonuç çift olacak. Bu da gitti arkadaşlar. A çift. 2 katı yine çift. Artı B tekti. Toplamı ne olacaktır? Tek olacaktır. Doğru cevabımız E şıkkında. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu çift sayıdır diyor. Çift sayı ile tek sayının çarpımı ne olacaktır? Çift olacaktır arkadaşlar. İki tek sayının çarpımı tek. Toplamı ne oldu? Tek oldu arkadaşlar. İki tekin çarpımı tek. Tekli çiftin çarpımı çift. Toplarsak ne oldu? Tek oldu. Bizden ne istiyordu? Çift istiyordu gitti. İki tekin çarpımı tek. İki tekin çarpımı tek. Bunları toplarsak ne olacak? Çift. Aradığımız cevap C şıkkında. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima negatiftir diyor. A negatifmiş, B pozitifmiş arkadaşlar. Neyi biliyorduk? Küçük sayıdan büyük sayıyı çıkardığımızda işaretine bakılmaksızın sonuç negatif. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkardığımızda sonuç her zaman pozitifti. Büyükten küçüğü çıkarmış bu pozitif arkadaşlar. Bizden negatif istiyor. A kare artı B diyor. A'nın karesi pozitif olacaktır. B de pozitif toplayınca pozitif olacak. Ne diyor? A eksi B. Küçükten büyük çıkmış arkadaşlar. Küçükten büyük çıkınca daima ne olur? Negatif olur. X küçük, Y küçük sıfır olduğuna göre hangisi daima pozitiftir diyor arkadaşlar. İkisi de negatifmiş arkadaşlar. İkisini toplarsak yine negatif olur. Negatifler çünkü. Küçükten büyük çıkmış. Küçükten büyük çıkınca her zaman negatifti. X'in karesini alırsak pozitif. Y ile topladığımızda topladığımızda sonucun ne olacağını kestiremeyiz arkadaşlar. Ee, hangi aralıkta olduğuna bağlı olarak bu sonuç değişebilir. X de y'nin çarpımı ancak iki negatif sayının çarpımı pozitif olacağı için bize de pozitif sorduğu için doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. N tam sayı olmak üzere 2 eksi 4 ile 5 artı 6 ardışık tam sayılarmış. 5 artı 6'nın 2 eksi 4'ten büyük olduğu görünüyor. Dolayısıyla 2 eksi 4'e ben 1 verirsem 5N artı 6 olacağını söyleyebilirim. Bunun büyük olduğunu görmeseydim bir de tersini incelemem gerekirdi. Yani 5N artı 6'nın bir fazlası 2 eksi 4 olabilir diyebilirdim. Ancak burada 5N artı 6'nın 2 eksi 4'ten büyük olduğu gözüküyor. Dolayısıyla diğer seçeneği incelemeye gerek yok. Baktığımda şuraya ne geldi? 3N. Şurası eksi 3, 6'yı karşı yatarsam. Eksi 9, N'miz ne gelir buradan? Eksi 3 gelecektir. Altıncı soru ABC sayılar ardışık 3 pozitif çift sayıymış arkadaşlar. Buna göre A artı C bölü B işleminin sonucu nedir diyor. Ardışık olduklarına göre en küçükleri A sonra B neymiş A'nın 2 fazlası C neymiş B'nin 2 fazlası. O zaman şöyle yazabiliriz. A için ben B'nin 2 eksi diyebilirim. C için de B'nin 2 fazlası diyebilirim. Niye böyle yazdım? Çünkü paydada da B var. O zaman toplarsak bunları ilave ne olacaktır? Gidecektir. 2B kaldı. Aşağıda ne kaldı? B kaldı. B'ler de gitti. Soru bitti. Toplamında terim sayısı kaçtır demiş arkadaşlar. Terim sayısını nasıl buluyorduk? Son terim, eksi ilk terim, bölü artış miktarı, artı 1'di. 12, 2'ye bölersem 6, bir fazlası ne olacaktır? 7 olacaktır. Ardışık 5 tek sayının toplamı 35 olduğuna göre bu sayılardan en küçüğü ile en büyüğünün toplamı kaçtır demiş arkadaşlar. Ne demiştik? Ortanca terimle terim sayısını çarptığımızda toplamı veriyor demiştik. O zaman bize ortanca lazım olduğunda nasıl bir yol izleriz arkadaşlar? Toplamı terim sayısına böleriz. Ne olur buradan? 7 gelecektir. Ortadaki terimimiz 7 ise öncesini ve sonrasını Nasıl yazabiliriz? Şu şekilde tek sayı oldukları için bunlar şu ortada. En küçüğü 3 olacaktır. En büyüğü 11 olacaktır. Bizden de bunların toplamını istiyordu. 11 3 tane yapacaktır. 14 yapacaktır. Ödev testi orta düzey. ABC birer doğal sayımış, A artı B 2C'nin bir fazlasıymış. Buna göre aşağıdakilerden hangisi daima tek sayıdır diyor. Şimdi 2C'nin biz çift olduğunu biliyoruz. Buna tek bir sayı eklediğimizde yani bir eklediğimizde toplam tek olacaktır. Yani A artı B neymiş? Tekmiş. Bunu nasıl yorumlayabiliriz arkadaşlar? Eğer A çift ise B tek, A tek ise B ne olacaktır? Çift olacaktır. Yani çiftlik teklik yönüyle A ve B birbirinin zıttı olacaktır. O zaman A bölü B daima tek olur mu? Bunu bilemiyoruz. Bunun tam sayı olup olmadığından bile emin değiliz arkadaşlar. Peki A eksi B ne olacaktır? Çift sayı ile tek sayının farkı her zaman tek sayı olacaktır. Bizden de bunu istemiş zaten. Dolayısıyla cevabımız 5 şıkkı olacaktır. X ve birer tam sayıdır. 2x eşittir. Y eksi 2 olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Sağ tarafı y parantezine alalım arkadaşlar. Y çarpı y eksi 2 oldu. 2x'in çift bir sayı olduğunu biliyorum. Yani y ile y eksi 2'nin çarpımı neymiş? Çiftmiş. Arkadaşlar bir sayı çiftse 2 eksiği de 2 fazlası da çifttir. Örneğin 4 çift olduğu için 4'ün 2 eksiği 2 çift. 4'ün 2 fazlası 6 da çifttir. Dolayısıyla y ile y 2 nasıl sayılar? Çift sayılar. y çiftse y'nin yerine ben 2n yazabilirim. O zaman y 2 ne olacaktır? 2n 2 olacaktır. Bu ne eşit? 2x eşit. İçeriği ben 2 parantezine alırsam 2n çarpı 2 çarpı n eksi 1 eşittir 2x oldu. Buradan ikilerden birini sadeleştirirsem x ne oldu bakın 2 çarpı n çarpı n eksi 1 oldu. Yani x'in çarpanlarından bir tanesinin ne olduğunu gördüm 2 olduğunu gördüm. Bu da ne anlama geliyor? X'in çift sayı olduğunu anlamına geliyor. E, x, Y'nin de zaten çift olduğunu biliyorduk arkadaşlar. İkisi de çift olduğu için X artı Y için ne söyleyebiliriz? Çift Peki x çarpı y tek midir? Değil arkadaşlar. İki çiftin çarpımı çifttir. Peki x artı 2'ye çift midir? x ve y çift olduğu için yapacağımız her türlü toplama çıkarma işlemleri çift olacaktır arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 3 eş olacak. Üçüncü soru. A bir pozitif tek tam sayıymış arkadaşlar. Buna göre parantez A demek A'dan küçük en büyük tam sayı demekmiş. Dışa dönük parantez A ise A'dan büyük en küçük tek tam sayıymış. Dikkatli olun. Burada tek kelimesi var. Buna göre içe dönük parantez verilmişse ne yazabilirim ben bunun yerine? A-1 yazabilirim. Dışa dönük parantez verilmişse buraya ne A artı 2 yazmalıyım. Çünkü A tek A'dan sonraki tek sayı A'nın 2 fazlası. Neye eşitmiş toplamı? 15 e eşitmiş. Toplayalım. 2A artı 1 15 ise 2A 14 aynı olacaktır? 7 olacaktır. ABC tam sayılardır diyor. Şu eşitsizlikleri vermiş. ABC'yi sıralayın diyor arkadaşlar. Öncelikle A ve B ile ilgili çarpımı sıfırdan küçük. Ee, A ile B çarpımı sıfırdan büyük şeklinde ifadeler verilmiş. ABC'nin çarpımı da sıfırmış. Şimdi şuradaki çarpımlarda sıfır olmadığına göre A ve B sıfır olamaz. Demek ki sıfır neymiş arkadaşlar? C'ymiş. Bunu bir kenara not düşelim. Şimdi bir sayı pozitif veya negatif olsun hiç önemli değil. Eğer çift kuvvetini alırsak ne olmak zorunda? Pozitif olmak zorunda. B ile çarpımı neymiş? Sıfırdan küçükmüş. Negatifmiş. Arparsak negatif olur. Eksiği. B'nin beşinci kuvveti negatifse B de ne olmak zorunda? Negatif olmak zorunda. Peki arkadaşlar B kare neydi? Pozitif. Sıfırdan büyükmüş A ile çarpımı. Demek ki sonuç pozitif olacak. A üzeri 5 ne olmalı? pozitif. A'nın 5. kuvveti pozitifse A ne olur o zaman? Pozitif olacaktır arkadaşlar. Küçükten büyüğe doğru sıralamamız istiyor. Negatif olan B en küçük. Sıfır olan C sonra geliyor. En büyük ise A olacaktır. A, C, B şeklinde sıralanacak. Nerede o? C şıkkında. 5. soru A ve B sayıları verilmiş. Farkı kaçtır diyor arkadaşlar. A, B'yi hemen yazalım şöyle. 2'den bir çıktı ne kalır? Bir. 5'ten 4 çıktı. 1. 8'den 7 çıktı. 1. 32'den 31 çıktı. Yine 1. Demek ki buradaki bütün çıkarma işlemlerinin sonuçları 1 çıkıyor. Bizim için önemli olan burada kaç tane 1'in olduğu arkadaşlar. Şuradan hesaplayalım hemen. 2 ile 2'den 32'ye gitmiş. 3, 3 artmış. Son terim, eksi ilk terim, bölü artış miktarı, artı 1'den 33'e bölersek 10. Bir fazlası 11 tane 1 varmış burada. 11 ile 1'in çarpımı ne yapacaktır? 11 C şıkkı yapacaktır. Altıncı soru üçgenlerle örüntü verilmiş arkadaşlar. Buna göre 10. şekline kadar olan tüm şekillerde toplam kaç üçgen vardır diyor arkadaşlar. Birinci şekle baktığımda kaç tane üçgen var? Bir tane. İkinci şekle baktığımda en baştaki üçgenin yanında içerisi parçalanınca 4 tane üçgen daha oluşmuş. Yani 1 artı 4 üçgen var. Bir sonrakine baktığımda içeride yine parçalanıp 4 tane daha oluşmuş. 1 artı 2 çarpı 4 tane var. Demek ki bir sonrası 1 artı 3 çarpı 4 olacak. Peki 10. şekilde ne olacak? 1 artı 4 tane üçgen olacak arkadaşlar. Şurası 9. Evet. Şimdi bunların nesini istiyor benden? Toplamını istiyor. Burada kaç terim var? 10. şekil dediği için 10 tane şekilimiz var. 10 çarpı 1. birleri bir ayırdım. Geriye ne kaldı? Dörtler kaldı. Dört parantezini alırsam ne olacak? Bir artı iki artı dokuz olacak arkadaşlar. Buradan birden dokuza kadar sayıların toplamı neydi? Dokuzla bir fazlasının çarpımının yarısı. Önünde ne var? 4 var. Yanında ne var? On var. Sadeleştirirsem iki kere 9, 18. sekiz. Onla çarparsak yüz seksen. daha ne yapacak? 190 yapacak arkadaşlar. Ödev testi ileri düzey. Birinci soru. A ve B tek sayılarmış. C ve D çift sayılarmış arkadaşlar. Buna göre A artı B bölü C artı D ifade, bu ifadelerden hangileri daima çift diyor. A artı D ifadesi daima çift olur mu arkadaşlar? Bunun tam sayı olup olmadığı da meçhul arkadaşlar. O yüzden çiftlik ve teklikten burada söz edemeyiz. Daima dediği için bunu yanlış olarak kabul edeceğiz. artı B eksi C üzeri D diyor arkadaşlar. D sayımız negatif bir sayı olabilir. Mesela eksi 2 olursa içeride topladığımız sayı ne olursa olsun elde edeceğimiz ifade kesirli bir ifade olacaktır. Yani çiftlik ve teklikten söz edemeyeceğiz arkadaşlar. Üçüncü maddeye baktığımızda 2 artı C artı D diyor. 2A ifadesi çift bir ifade. C ifadesi çift bir ifade. D ifadesi çift bir ifade. Bununla B'yi çarparsak şurası çift olduğu için çarpım ne olacaktır? Çift olacaktır. Aradığımız kritere uyacaktır. A ile C'nin çarpımı tekle çiftin çarpımı çift. B ile D'nin çarpımı tekle çift çift. Bu ikisak ne olacaktır? Çift. Bu da istediğimiz kritere uyuyor. Demek ki cevabımız 3 ve 4 olacaktır. İkinci soru. Yukarıdaki 7 kutunun içine yazılan sayılar bir numaralı kutuya bir sayı yazıldıktan sonra diğer kutulara alttaki kriterlere göre yazılıyormuş. Kutu numarası çift ise solundaki kutunun içine yazılan sayının 2 eksiği. Kutu numarası tek ise solundaki kutunun içine yazılan sayının 2 katı yazılıyormuş arkadaşlar. Örneğin 2 numaralı kutuya ne yazacağız? Çift olduğu için 2 eksiğini yazacağız. X eksi 2 yazacağız. 3 numaraya gelince bu numarası tek olduğu için bir üstündekinin ya da solundakinin iki katını yazacağız. Ne olur bu da 2x 4. 4 çift olduğu için yine 2 eksi 2x 6 5 tek olduğu için 2 katı 4x eksi 12. Yine 2 eksi 14, 2 katı 8x eksi giraktır. En soldaki kutunun içine x yazıldığı zaman 7 numaralı kutunun içine yazılan sayı, 7'ye yazılan sayı hangisi? 8 x 28. Sayı 2 numaralı kutunun içine yazılan sayının 6 katıymış. 2 numara yazılan neydi? x 2. Bunun 6 katına eşitmiş. Düzenlersek şurası ne olur? 6 x 12. Burası 8 x -28 28'di. Atarsam karşıya 2 x. Atarsam 16. X ne gelecektir buradan? 8 gelecektir. Bizden de x istiyormuş. Doğru cevap C şıkkında. Üçüncü soru A, B, C. gerçek sayı çarpımı sıfırmış. B ile C sıfırdan büyük. Bunların çarpımı sıfırdan büyük olduğuna göre B ve C sıfır olamaz. Hangisi sıfırmış demek ki arkadaşlar? A mı sıfırmış? B ve C'yi de yazalım. İşaretlerinde yanlarına yazarız. Şimdi B ile C'nin çarpımı sıfırdan büyük pozitif. C'nin kuvveti olduğu için bu her zaman pozitif olacak. O zaman B'nin tek kuvveti ne olur? Ne ile artı çarparsam artı olur? Artıyla. Demek ki B ne olacak? Pozitif olacak. Peki B pozitif B küple C üzeri 5 toplanmış negatif olmuş. C için ne söyleyebiliriz? Negatiftir diyebiliriz arkadaşlar. Küçükten büyüğe doğru sıralamamız istiyor. En küçüğü C, sonra A, sonra B olacaktır. Sağdan sola B, A, C. B, A, C doğru cevabımız C şıkkında. A toplamında her bir terimin birinci çarpanı 1 bir artırıldığında A toplamı ne kadar artar diyor arkadaşlar. Birinci çarpanı bir artırıyorum. Ne olur? 3 çarpı 5. Birinci çarpanı bir artırırsam 4 çarpı 10. Bu şekilde devam edersek 15 çarpı 65 olacaktır. Buna da B sayısı diyelim arkadaşlar. B'den A'yı çıkarırsak ne olur diyor. Peki şunu eksiyle çarpıyorum. Baktığımda 3 tane 5 var. 2 tane 5 çıkarırsak 1 tane 5 kalır. 4 tane 10 var. 3'ü giderse 1 tane 10 kalır. Bu şekilde devam ediyormuş. 15 tane 65 var. 14'ü giderse 1 tane 65 kalır. Yani bize diyor ki 5'ten 65'e kadar ki 5'in katı olan sayıların toplamı nedir? Önce terim sayısını bulalım. Nedir terim sayısı? Son terim eksi ilk terim. Son terim 65 eksi ilk terim. Bölü artış miktarı kaç kaç artıyor? 5 5 artıyor. Artı 1. Bu ne? Terim sayısı. Bununla ortanca terimi çarpıyordum. Son terim artı ilk terim bölü 2'de ortanca terimi verir. 5 artı 65 bölü 2'de ortanca terim. Burası ne yapar? 70'in yarısı 35. Burası ne yapar? 60 bölü 5 12. 1 eklersek 13. 13 ile 35'i çarparsak ne olur? 10 tane 35, 350. 3 tanesi 105 toplarsak? 455 yapacaktır. Nerede? C şıkkında. En bir doğal sayı olmak üzere 5'ten neye kadar olan tam sayıların toplamı x, 17'den neye kadar olan tam sayıların toplamı y'ymiş. x artı y de 16'ymiş arkadaşlar. Peki 5'ten neye kadar sayıların toplamını bulalım. 5, 6, 7 şeklinde neye kadar devam etsin bu sayımız. 1'den neye kadar olsaydı ne olurdu? N çarpı ne artı 1 bölü 2 olurdu. İlk 4 sayı yok. İlk 4 sayının toplamı ne yapar? 4, 3, 2, 1'in toplamı 10 yapar. Bu bize neyi verir? X'i verir. Peki aynı mantıkla 17'den de neye kadar gidelim? 17, 18 artı ne? Eğer birden neye kadar toplam sorsaydı? N çarpı N artı 1 bölü 2 olacaktı arkadaşlar. Ama 17'den neye kadar toplamı soruyor. O yüzden ilk 16 terim toplamını çıkarmam lazım. 1'den 16'ya kadar sayıların toplamını nasıl buluruz? 16 çarpı 17 bölü 2. O da 8 kere 8 kere 17 ne yapar? 8 kere 10 80. 8 kere 7 56. 80 50 daha 136 yapacaktır. Bu da neymiş? Y'ymiş arkadaşlar. X artı Y 316'ymış. Bunları taraf tarafa çıkarırsak taraf tarafa çıkarayım arkadaşlar. Şöyle kırmızıya geçelim. Evet. Bunları taraf tarafa çıkarıyorum. Şurası ne olsun? Eksi. Burası ne olur? Artı. Şurası eksi. Çıkarırsam bunlar ne olacak? Gidecek. 136'dan 10 çıkarırsak 126 olacak. X eksi Y. X artı Y'de ne biliyoruz biz? 316 biliyoruz. Taraf tarafa toplayıp bu defa X'i bulalım. 2X ne olacak? 126 ile 316'yı toplarsak 430, 442 yapacak. Buradan şunu yukarı getirelim şöyle. X ne olacaktır? 2'ye bölersem 221 olacak. X dediğimiz şurasıydı 221. Yazarsak yerine onu karşıya attım. N çarpı N artı 1 bölü 2 eşittir 231. 2'yi karşıya attım. N çarpı N artı 1 eşittir 462. Peki hangi iki sayının çarpımı 462 yapar? 21 ile 22'nin çarpımı 462 yapar. Demek ki enimiz neymiş? 21 imiş arkadaşlar. Aşağıdaki sayılardan oluşan bir düzenek varmış arkadaşlar. Bu düzenekteki kural boyalı dairelerdeki sayılar ardışık tek sayılarmış. Boyasız olanlar da ortadaki dışında ardışık çift sayılarmış. Hepsinin toplamı da ortadaki sayıyı veriyor. X aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş arkadaşlar. Peki en büyük x sayısını elde etmeye çalışalım. Yani artışık tek sayı dizisinin en küçüğü 5 olsun. Bir de bir sonraki 9, bir sonraki 11 olur. Artışık çift sayı dizisinin en küçüğü de 6 olsun. Bir sonraki 8, bir sonraki 10, bir sonraki 12 olacaktır. Bu sayıları toplarsak arkadaşlar ne geldi? 5 6 7 8 9 10 11 12. Yani 5'ten 12'ye kadar sayıların toplamını soruyor bana en büyük değer olarak. Peki 1'den 12'ye kadar toplam sorulsaydı 12 çarpı 13 bir 2 olurdu. İlk 4 olmadığı için onu çıkaracağım. 6 kere 13 ne yapar? 78. 10 çıkarırsak 68 mi yapacaktır? Demek ki x sayısının en büyük değeri ne oluyormuş? 68 oluyormuş. O halde 76 olamayacaktır. Ödev testi yeni nesil sorular. İfadelerindeki boş kutuların içine toplama, çıkarma, çarpma ve bölme sembollerinden 3 tanesi yerleştiriliyormuş. Buna göre ne diyor? Her sağlandığına göre yerleştirilen işlem sembolleri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada şıkları tek tek yerine yazarak bakacağız arkadaşlar. C şıkkına bakalım. Ne diyor? Bölme koyalım. Şuraya bölme. İkincisine artı. Üçüncüsüne çarpı koyalım diyor. Bölersek eksi 4 eksi 4'e ne olacaktır? artı 1 olacaktır. Eksi 2 ile 4'ü toplarsak artı 2 olacaktır. 4 ile 1'i çarparsak 4 olacaktır. A1 ise 2A2, 4A da 4 olur. Demek ki doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. İkinci soru son yıllarda çok çıkan yeni nesil modellerden bir tanesi arkadaşlar. X1 pozitif tam sayı olmak üzere diyor. Bir üçgen işlemi tanımlanmış. İçerisinde X yazıyorsa X asal olursa X artı 3 oluyormuş. X asal değilse X artı 1 oluyormuş. Bir de daire işlemi tanımlanmış. İçerisinde X varsa X tek sayıysa X eksi 1 sonucunu veriyormuş. Çift sayıysa X eksi 2 sonucunu veriyormuş. Bakalım şekle. Ne var? En içeride bir üçgen. Üçgenin içinde de 2 var arkadaşlar. Üçgen işlemi üstteki işlemde. İçerisindeki 2 asal olduğu için sonuç ne olacak? 3 fazlası. Şu birinci işlemi yaptığımda diğer üçgenin içerisine hangi sayı geçecek? 2, 3 daha 5 sayısı geçecek. En içtekini yaptım. Bir dışındaki üçgenin içindeyim. Yine üçgen kuralı geçerli burada. 5 asal olduğu için asal olduğu için 3 fazlasını alacağım. Dolayısıyla Dairenin içerisine yazmam gereken sayı 5'in 3 fazlası 8 olacak. Daire işlemi neydi? X çift sayı ise 2 eksiğini al diyor. Daire işlemi çift sayı 2 eksiğini aldım. Cevap ne olacaktır? 6 olacaktır. ABC üçgeninde şekil üzerindeki kutucuklar içerisine belirli bir kurala göre sayılar yerleştirilmiş. Baktığımda 2, 4, 6, 8 şeklinde çift sayılar gidiyor. A'ya kadar gitmiş. Şuraya gelmiş. Tekrar A'dan başlamış. Dikkat edin. A, A artı 2 artı 4. B eksi 2 B'ye kadar gelmiş. Sonra buraya geldiğimde tekrar B'den başlamış. B'yi tekrar yazmış arkadaşlar. B artı 2 B artı 4 şeklinde ikişer artarak gitmiş. O zaman burada şunu söyleyebilirim. M'nin iki fazlası neye eşittir? Neye eşittir arkadaşlar? Buradan ne kare eksi m kare 156 idi. Ne kare eksi m kare nasıl çarpanlarına ayrılır? İki kare farkından n eksi m çarpı n artı m olacaktır. Biz m'yi karşıya atarsak n eksi m'nin ne olduğunu biliyoruz? 2 olduğunu biliyoruz. Peki m kare eksi n kareyi ne vermiş? 156 olarak vermiş. 2'yi ne ile çarparsam 156 eder. 78 ile çarparsam 156 eder. 2 çift sayının toplamı 78 fark 2 imiş. O zaman büyüğü 40 olur. Küçüğü 35 olur, şey 38 olur diyebiliriz arkadaşlar. Toplayınca 78, farkı 2. Peki diyor burada kaç tane kutu vardır diyor arkadaşlar. O zaman buradaki terim sayısını soruyor bize. Nasıl buluruz? Son terim eksi ilk terim. Son terimizi 40 bulduk. İlk terimde 2 idi. Bölü artış miktarı 2 artı 1. Buradaki terim sayısını bulduk. Yalnız az önce de dikkatimizden kaçmadığı... E, kaçmamıştı. Ne onlar? A ve B iki kez tekrar edilmişti. Bulduğumuz sonuca 2 ekleyeceğiz. 38'i 2'ye bölersek 19, 3 eklersek cevabımız 22 olacaktır. Doğru cevabımız A şıkkında. Dördüncü soru. Kırmızı, mavi, yeşil kutular varmış. Ne diyor? Sezen elindeki boncukları bu kutulara önce her kutuya birer boncuk, sonra ikişer boncuk, Sonra üçer boncuk olacak şekilde her seferinde birer arttırarak boncuk atıyor. Elindeki boncuklar bitinceye kadar atıyormuş. Bu işlemin sonunda kutuların her birinde eşit sayıda boncuk bulunuyor. Yani Sezen birinci seferinde birer tane boncuk atıyor. ikinci seferinde ikişer tane, üçer tane, dörder tane şeklinde gidiyor. Bunu 3 kutuya da yaptığı için birinci seferde 3 çarpı 1 boncuk atıyor. İkinci seferde 3 çarpı 2, 3 çarpı 3, 3 çarpı 4 şeklinde 3 ile çarpılarak boncuk atmış oluyor. Buna göre Sezen'in boncuk sayısı hangisi olamaz diyor arkadaşlar. Örneğin e, en son 4 tur atmış olsun. 4 tane son seferde boncuk atmış olsun. Toplam boncuğu ne olur arkadaşlar? 1'den 4'e kadar sayıların toplamı neydi? 4 çarpı 5 bölü 2'den 10'du arkadaşlar. Bunu 3 ile çarparsam sezenin toplam boncuğu 3 kere 10, 30 olacaktır. Peki 4 değil de 5 olsa 1, 2, 3, 4, 5'er tane 60 olsun her seferinde. 3 katını alırsak 10'a 5 eklersem 15 yapacaktır. 3 katı ne olacaktır? 45. 45 olabilir. 15'e bu defa 6 ekleyelim ne olur? 21. 3 katı 63 olabilir. 21'e 6 eklemiştim az önce. Şimdi 7 ekleyelim. 28 3 katı ne yapacaktır? 3 kere 20 60, 3 kere 8 24. 84 olacaktır. Peki 8 eklersem 36, 3 ile çarparsam 108 olabilir. Evet. Peki buna 9 eklersem 45 yapar. 3 ile çarparsam 135'e geçtik. Demek ki 120 olamıyor. Diğerlerine de bakalım. 10 eklersek 55 3 ile çarparsak 165 bunu da elde ettim. Şeklinde devam ediyormuş arkadaşlar. Demek ki C şıkkını elde edemiyoruz. Ders anlatım föyümüz burada sona ermektedir. Bir sonraki föyde yeniden görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum.